Herkese merhabalar. Nasılsınız? 8. dersimiz verilmeyen toplanını bulma konusuyla beraber bugün geldim. Çocuklar bir önceki dersimizde toplama işlemini zaten işlemiştik. Eğer ki toplama işleminde bir tane toplanan verilmezse onu nasıl bulacağımızı anlatıyoruz. Çocuklar bizim toplama işlemimizin öğeleri nelerdi hatırlayalım. Birinci toplanan, ikinci toplanan, ve de toplam. Kuzucuklar, eğer ki buradaki toplananlardan bir tanesi bize verilmemiş olursa toplamdan verilmiş olan toplananı çıkararak buluyoruz. Bizim toplamımız burada kaç? 85. Verilen toplananımız kaç? 42. Toplamdan toplananı çıkarıyoruz ve diğer toplananı bulacağız. 5'ten 2 çıktı. 3. 8'den 4 çıktı 4. Bulduğumuz sayıyı hemen bulduk deyip geçiyor muyuz? Hayır. Gidip yerine yazıyoruz ve kontrol ediyoruz. 2, 3 daha 5, 4, 4 daha 8. Ah, doğru bulmuşuz diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi sizler için örnekler hazırladım. Toplananları verilmeyen toplama işlemleri var. Bir önceki slaytta işledik nasıl yapıldığını. Ekranı durdur ve kendin dene. Çocuklar ne yapıyoruz? Toplananlardan bir tanesini bilmiyorsak toplamdan, verilen toplananlardan bir diğerini çıkarıyoruz. 4'ten 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk kaldık. Burası oldu artık 12. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 3 çıktı 3. 38. Deniyoruz, doğru bulmuş muyuz? 4, 8 daha 12'nin ikisi elde var. 1. Evet, cevap 72, doğru olmuş diyoruz. Geçtik. Yine bir toplanan yok. Nasıl yapıyorduk? Verilen toplamdan diğer toplananı çıkararak buluyorduk. Sonra kontrol ediyoruz. 3, 3 daha 6, 6, 3 daha 9. Evet, doğru. Çocuklar, eğer yani hep buradaki toplananı sormak zorunda değil, ilk kısmı da bize kutucuklu şekilde verilebilirdi. Yani mesela burası kutucuk olup diyelim ki burası 28 olsaydı da biz aynı şekilde devam ederdik. O zaman ne yapardık? Verilen toplamdan verilen toplananın çıkarırdık. 2'den 8 çıkar mı? Hayır. Burada kaldı 5. Burası oldu 12. 34 bulduk. Sonra yine buraya 34'ü yazıyoruz ve kontrol ediyoruz. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 3, 2 daha 5, bir tane de elde var. 6 diyoruz. Hadi yerine bir örneği de öyle yapalım. Burasının verilmemiş olduğunu düşünelim. Hatta oradaki sayıyı da kullanmayalım. Diyelim ki burası mesela 24. Buradaki toplananı soralım. Nasıl yapıyoruz? Verilen toplamdan verilen diğer toplananı çıkarıyoruz. 8'den 4 çıktı 4, 5'ten 2 çıktı 3. Sonra 34 diyoruz ve gidip denediğimiz zaman da doğruya ulaştığımızı görüyoruz. Anlaştık mı? İlla bize ikinci kısmı boş bırakmaz, ikinci toplananı boş bırakmaz. Bazen birinci toplananları da boş bırakabilir. Anlaştık mı kuzucuklar? Gelelim problemlere. Ekranı durdur ve kendin çözmeye çalış lütfen. Taner Bey bir bankanın çağrı merkezinde çalışmaktadır. Aylık cevaplaması gereken çağrı sayısı, toplam cevaplaması gereken çağrı sayısının 4527 olduğunu biliyoruz. Aylık cevaplaması gereken çağrı sayısı 4527 çağrıdır. Buna göre Taner Bey'in cevaplaması gereken çağrı sayısı kaçtır? Burada kaç tane çağrı cevapladığını görüyoruz? 2368 tane cevaplamış. Kaç tane daha cevaplamalı ki 4527'ye ulaşalım? Biz herhangi bir verilmeyen toplanan olduğunda ne yapıyoruz? Toplamdan toplananlardan verileni çıkarıyoruz. 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Burada kaldı 1. Burası oldu 17. 17'den 8 çıkarıyoruz. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Birden 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk kaldık. Burada kaldı 4. Burası oldu yine 11. 11'den 6 çıkıyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Dörtten üç çıktı bir, dörtten iki çıktı iki. Cevabımız kaçmış? 2159 çağrı daha cevaplaması gerekiyormuş. Ama ben cevabı bulduğum zaman bırakıp geçiyor muyum? Hayır, tabii ki hemen bulduğum sayıyı yerine yazıp kontrol ediyorum çocuklar. 8, 9 daha 17. 6, 6 daha 12 elde var. 1, 3, 4. Bir tane de burada var. 5, 2, 2 daha 4. Evet, doğru oldu diyoruz. Geçtik diğer sorumuza. Ekranı durdur ve lütfen kendin çözmeye çalış. Arda'yı her sabah okula annesi bırakmaktadır. Doktor olan Füsun Hanım Arda'yı okuluna bıraktıktan sonra hastaneye gitmektedir. Ev ile hastane arası mesafe 6.980 metre olduğuna göre Füsun Hanım'ın Arda'yı bıraktıktan sonra kalan yolu kaç metredir? Ne yapıyorlar? İkisi birlikte evden okula gidiyorlar. Okuldan sonra annesi nereye gidiyor? Hastaneye gidiyor. Değil mi çocuklar? Şimdi buradan ev ile okulun arasının ne kadar olduğunu ben biliyorum. 3.678. Peki ev ile hastane arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu söylemişiz soruda. 6.980. Buraya ne kadar kaldığını soruyor. Biliyor muyum buradaki ne kadar mesafenin ne kadar olduğunu? Hayır. Yani ben 3.678'e ne kadar daha gidersem toplam 6.980 gitmiş olurum diye düşünüyorum. Bakın yine toplananlardan bir tanesi verilmemiş. O zaman ne yapıyorum? Bildiğim toplamdan toplananlardan birini verileni çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz komşuya gidip yoğunluk aldık. Burası oldu 10. 10'dan 8 çıktı 2. 7'den 7 çıktı 0. 9'dan 6 çıktı 3. 6'dan 3 çıktı 3. Ne kadar gidiyormuş? 3.302. Yazıp bırakıyor muyum? Hayır. Tabii ki de hemen geliyorum ve sağlamasını yapıyorum. 3.678 ile 3.302'nin toplamı bakalım bizim toplam sayımızı verecek mi? 8, 2 daha 10, 10'un 0 elde var 1. 7, 1 daha 8. 6, 3 daha 9. 6.980. Evet diyoruz, oldu. Demek ki doğru çözmüşüz diyoruz çocuklar. Geldik bir soruya daha. Ekranı durduruyorsun. Lütfen kendini tekrar çözmeye çalış. Bakalım. Ankara-İstanbul arası yolculuk yapmakta olan tren 2563 yolcusuyla Ankara'dan hareket etmiştir. Yolculuk boyunca hiç yolcu inmemiştir. Buraya yanlış yazmışız. İnmemiştir. Tren İstanbul istasyonuna 3224 yolcuyla geldiğine göre duraklarda trene binen yolcu sayısı kaçtır? Şimdi biz Ankara'dan İstanbul'a gidiyoruz. Ve ilk başladığımızda 2563 yolcumuz var ve yolculuk boyunca hiç yolcunun inmediğini söylüyor bize. Yolcular biniyorlar, biniyorlar, biniyorlar. Çünkü ne kadar olduğunu biliyoruz. 3024 olduğunu, yani artmış sayımız zaten. Bize bu arada Ankara'dan İstanbul arasında trene binen yolcu sayısının kaç olduğunu soruyor. Ne yapıyoruz? Toplamdan, verilen toplananlardan diğerini çıkararak buluyorduk çocuklar. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. 2'den 6 çıkmaz komşuya gittik. Yok, öbür komşuya gittik. Burası 2 kaldı. Burası 10 oldu. Yanındakine verince 9 kaldı. 12'den 6 çıktı, 6. 9'dan 5 çıktı, 4. 2'den 2 çıktı, 0. Ne kadar yolcu binmiş? 461. Bulduğumuz sayıyı tekrar yazıp kontrol ediyoruz. 3, 1 daha 4, 6, 6 daha 12 elde var 1, 6, 4 daha 10'un 0'ı elde var 1 ile cevap 3024. Sağlamamızı da yaptığımıza göre doğru bir şekilde sorumuzu çözmüşüz. Eğer buradaki çıkarma işleminde zorlandıysan bir sonraki slaytımız, dersimiz, matematikteki çıkarma işlemi konusunu izleyebilirsin. Şu an dört basamaklı sayıların çıkarmasını
bilmeden, okulda işlemeden bu videoyu izlediysen zorlanabilirsin. Bu gayet normal. Hiç üzülme. Bir sonraki slaytı videomuzu izleyip tekrar bu soruya gelebilirsin canım çocuk. Kendine inanmayı, güvenmeyi ve konularımızla ilgili sorularını çözmeyi unutma. Sana çok güveniyorum. Hoşça kal.